Merhaba. Gündemler çabuk değişiyor, hızlı eskiyor. Sizi 2 hafta geriye götüreceğim. Samsun'da Atatürk anıtına saldırı olayından hareketle ortaya çıktı ki, İslamcılarla Atatürkçüler söz konusuysa şöyle bir korelasyon var. İnanmayan, inanmıyorum diyemiyor. Her iki kesiminde münafıkları var. Yani Atatürkçü gibi görünüp Atatürk'ü 10 dakika anlatamayanlar, anlatamayacaklar olduğu gibi, İslamcı, Müslüman gibi görünüp Fatiha'yı okuyamayanlar, okuyamayacaklar var. İslamcılar mesela, anıtın etrafında meşalelerle yürüyen insanlar için tavaf ediyorlar diyeceğine, saldırganların alkollü ve uyuşturucu sabıkalı olmalarına bakabilirlerdi. İlgilenmediler, işlerine gelmedi. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Rejime yön verenler bu tür olayları provoke etmekte pek mahir. Gel gelelim Erdoğan'ın arkasını toplayamıyorlar, o başka. Hoş Erdoğan hep böyleydi. Önceki dönemlerden farkı şu, başlarda akıl almaya açıktı çünkü mutlak güce henüz ulaşmamıştı. Erdoğan'la belediye döneminden itibaren yan yana yürümüş eski bir bakanla sohbetimizde şöyle demişti. Biz bu adamın 20 yıl arkasını topladık. Sezen Aksu olayının dumanı tüterken bir çocuğa hain Bay Kemal dedirtti. Kendi mahallesi dahi homurdanmaya başlayınca eveledi geveledi. Bir kişi özür diledi, o da çocuk. Erdoğan'ı bu denli fütursuz yapan en önemli unsurlardan biri kuşkusuz dış konjonktür. Özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunda gelen tahliye taleplerine duyarsız kalması bundan. Burada dikkatlerden kaçan mühim bir fark var. Rahip Bronson ve Deniz Yücel'in tahliye edilip ülkelerine gönderilmelerinin 2 mühim nedeni vardı. Türkiye pasaportu taşımamaları, bizzat Amerika ve Almanya liderlerinin talepleri. Kavala ve Demirtaş konusunda hiçbir dünya lideri topa girmiyor. Erdoğan için Avrupa Konseyi veya AHİM bir baskı unsuru değil. Belli ki karşısında lider görmek istiyor, onlar da bundan kaçıyor. Konsey, birlik, komisyon gibi kurumları tek kalemde satması bundan. İşte tüm bunlar olurken Türkiye muhalefeti uslu çocuk olarak seçimi kazanma ihtimaline inanmak istiyor. Erdoğan, hepinizi gideceğiniz yere kadar kovalarım, dedi. Onlar da tamam biz de sokağa çıkmayız diye hizaya geçtiler. Sonra bana kızıyorsunuz, muhalefete neden yükleniyorsun diye. Bakın Erdoğan devletin tüm enstrümanlarıyla bastırıyor, korku salıyor. En yumuşak karnı kendini adeta tanrı lider gibi görmeye başlaması. O yüzdendir ki hata üstüne hata yapıyor. Bırakın arkasını toplayacak kadroları, çevresinde insan kalmadı. Öyle olmasa 2 kere denediği kişiyi 3. kere Adalet Bakanı atamazdı. Öyle olmasa hazine ve maliyenin başına daha iyi birini bulurdu. Şapkasından çıkaracağı tavşan kalmadı. Yakıtı tükendi. Karşıtları uçuyor zannediyor lakin adeta planör gibi serbest düşüşte.